bugün söyledim. Ve Portekiz gibi bu süreçleri destekleyen ülkelerin daha aktif olması, bu süreçlerin tekrar canlandırılması bakımından önemli olacaktır. Yine biz 2014 yılından bu yana gözlemci üyesi olduğumuz Portekizce konuşan ülkeler topluluğu kapsamında da işbirliğimizi güçlendirmek istiyoruz. 2019 yılında UNESCO tarafından 5 Mayıs'ın Dünya Portekizce Günü ilan edilmesi yönünde bir karar alınmıştı ve bu karara biz de ortak sunucu olmuştuk. Türkiye olarak biz sadece uluslararası ve bölgesel örgütlerde, üye olamadığımız örgütlerde bir statü elde etmek istemiyoruz. Nerede bir statü elde ettiysek o örgütlerin çalışmalarına da katkı sağlamaya çalışıyoruz. Ve o örgüte mensup ülkelerle ikili ilişkilerimizi de geliştirmek için çalışıyoruz. Bugün çok uzun değil ama esas JETCO toplantısı için geldi dostum Joao. Verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Samimi bir ortamda. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle Mart ayında Antalya Diplomasi Forumu'nda da ağlamaktan büyük bir memnuniyet duyacağımı söylemek isterim. Ve bu duygularla sözü kendisine bırakıyorum. Thank you very much, dear Mevlut. It's been an excellent start to my visit to Turkey. This is a country that is close to my heart because it is the country where I spent my honeymoon. Bir ülke burası. Balayımı da burada geçirmiştim aslına bakarsanız. Ve elbette bizim günlük yaşamımızda da benim eşim ve benim yaşamımda da aslına bakarsanız önem tutan bir ülke. Önemli bir yer tutan bir ülke. Ve aslında Türk medeniyetini de çok uzun süren etkileşimler dolayısıyla aslına bakarsanız tanıma fırsatı da bulmuş olduk. 2023'te Cumhuriyet'in 100. yılı kutlanıyor olacak ve bizim dış dünyayla aslına bakarsanız uzun süredir devam etmekte olan ilişkilerimiz söz konusu ve burada da şunun altını çizmek istiyorum. Portekiz ve Türkiye gerçekten de eski dostlar. Benim Dışişleri Bakanı olarak rolüm çerçevesinde de Türkiye ile etkileşim geçmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu dostluğun mümkün olduğunca devam etmesini ve bunu geliştirmek için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerektiğini düşünüyorum. İki ilişkilerimiz açısından bunlar mükemmel bir seviyede duruyor gerçekten de. Herhangi bir zorluğumuz bulunmuyor. Siyasi alanda, ekonomik alanda ve aynı zamanda kültürel alanda ve eğitim alanlarında işbirliği gerçekleştiriyoruz. Bugün ben Sayın Ticaret Bakanı Mehmet Muş'la beraber KARMA Ekonomik ve Ticaret Komisyonu'na eş başkanlık ediyor olacağım. Bugün çok somut bir şekilde ekonomik ilişkilerimizde ne gibi şeyler yapabiliriz, ne gibi daha fazla işbirliğinde bulunabiliriz bunu konuşuyor olacağız. Ve buradaki potansiyellerden bahsedeceğiz. Bunun yanında başka alanlarda da yapabileceğimiz pek çok şey bulunuyor aslına bakarsanız. Özellikle de kültürel alanda ve eğitim alanlarında yapabileceğimiz pek çok şey var. Benim mevkidaşım hali hazırda bizim elimizde olan fırsatlardan bahsetti ve mevcut gerçekliklerden bahsetti. Portekiz her zaman Türkiye'nin AB üyeliğinin destekçisi oldu. Uzun süredir destekçisi. Uzun yıllardır bunları tartışıyoruz elbette. Bu gelişmeleri değerlendiriyoruz. Şu andaki koşullar belki en elverişli olan koşullar değil. Fakat kesinlikle Portekiz her zaman Türkiye ile yakın ilişkileri ve Avrupa Birliği ile yakın Avrupa Birliği Türkiye arasında yakın ilişkileri desteklemiş durumda. Ve diyalog düzleminde de daha sistematik şekilde Türkiye ile ilişkiye geçmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Birlikte hareket etmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Ben bazı çok önemli konularda fikir teatisinde bulunmaktan da büyük memnuniyet duydum. Öncelikle Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, bu elbette hepimizi etkiliyor. Türkiye'nin burada oynadığı çok önemli bir rol oldu. Ve burada Türkiye'nin
tahıl koridorunun açılması konusundaki çalışmalarına dair minnettarlığımızı ifade etmem lazım. Bunun günlük yönetimi, bu konuda büyük çabaları var Türkiye'nin ve Ukrayna'yı da toprak bütünlüğünü korumak için çabalarında destek verdi. Umuyorum ki Rusya belli bir süre sonra yaptığı hatanın farkına varır ve müzakere masasına oturur. Bunun yanında Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki meseleleri de konuşma fırsatı bulduk. Şunun farkındayız biz. Türkiye'nin burada Afrika'da son 10 yıllarda özellikle büyük bir etkileşimi söz konusu, büyük bir yatırımı söz konusu. Biz bunu destekliyoruz. Biz de Afrika kıtasına odaklanan bir ulus olarak bunu destekliyoruz. Bazı spesifik hususlardan da burada bahsedebildik. Afrika kıtası ile ilgili hususlardan da bahsedebildik ve Portekiz, Türkiye ve Afrikalı ülkeler arasında üçlü bir yapı içerisinde etkileşime girme ihtimalinden de bahsettik. Afrika'daki bazı birimlerimiz de bu şekilde de etkileşime geçmeye çalışıyor olacak. Savunma sektöründe ben daha öncesinde çalışmıştım ve burada da gerçekten de bizim ülkelerimiz arasında daha fazla işbirliği için büyük fırsatlar bulunduğunu düşünüyorum. Kısacası şunu söyleyebilirim yani. Ben gerçekten harika bir ikili ilişki yürüttüğümüzü düşünüyorum. Bunun için de sayın meslektaşım Mevlüt Çavuşoğlu'na açıklığı için çok teşekkür etmek isterim. Aynı zamanda Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya kabul edilmesiyle, üye olmasıyla ilgili, bu meseleyle ilgili de konuştuk. Böyle bir daha oldukça hassas bir husus. Tüm bu meseleyle ilgili bana çeşitli bilgiler verdi, bana bu durumu açıkladı. Ve buradaki gelişmeleri de dikkatli takip ediyor olacağız. Yani kısacası şunu söyleyebilirim, gerçekten çok zengin ve çok farklı konulara odaklanan geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdik. Ben bu diyaloğu devam ettirmek istiyorum ve bunun yanında daha yüksek seviyelerde, mesela başbakan ve cumhurbaşkanlığı seviyesinde de bunun gerçekleştirilmesini, bu diyaloğun gerçekleştirilmesini istiyorum. Cumhurbaşkanımız da başbakanımız da davet edilmiş durumda Türkiye'ye. O seviyede de diyaloğun sürmesini çok isterim. Merhaba, Emre Karaca, Haber Global. Emre Karaca, Haber Global. My question is for the Foreign Minister Mevlüt Çavuşoğlu. So yesterday, İsveç ve NATO'nun, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik süreciyle ilgili bir açıklama yaptı ve Finlandiya ile ilgili farklı bir mesaj verilebileceğini dile getirdi. Aynı şekilde bu mesaj dile getirildiğinde de İsveç şok olacak dedi ve bir cümle daha ekledi. Finlandiya'nın da aynı yanlışları yapmaması gerektiğini dile getirdi. Siz de geçen hafta Sırbistanlı mevkidaşınızla yaptığınız basın toplantısında yine bu konuya değinmiştiniz ve Finlandiya'ya bakış açısının İsveç'e göre Türkiye'nin daha olumlu olduğunu bir kez daha dile getirmiştiniz. Dünkü Erdoğan açıklamalarını nasıl yorumluyorsunuz? Ediyorum. Dün Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklama aslında sürecin başından beri gerek Sayın Cumhurbaşkanımızın gerekse benim Dışişleri Bakanı olarak yaptığımız açıklamaların aslında bir teyididir. Biz başından beri iki ülkenin üyelik süreci başladığı zaman göreceli olarak Finlandiya ile daha az sorunumuzun olduğunu vurguluyorduk. Ama gerek bu iki ülke, gerekse NATO ve bazı NATO müttefikleri iki ülkenin üyelik sürecinin birlikte ilerlemesini istediler. Ve bu nedenle iki ülkeyle birlikte yani üçlü ahitnameyi Madrid'de imzaladık. O günden bu yana Finlandiya tarafından olumlu açıklamalar geldi ve Türkiye'ye yönelik yaptırımlarla ilgili yani savunma sanayi ürünlerinin ihracatındaki kısıtlamalar diyelim daha doğrusu, ihracat izinleriyle ilgili olumlu gelişmeler de olduğunu söyleyebiliriz. Ama İsveç'teki gibi provokasyonlar da gerçekleşmedi. Orada da Finlandiya'nın üyeliğini engellemek isteyen radikal gruplar var. Sadece PKK iltisaklıları kastetmiyorum. Onların kendi içinde de farklı ideolojilere sahip siyasiler de var. Finli siyasiler. Onlar da olmasını istemiyor.
Ama sonuçta bizim Türkiye olarak bir, biz NATO'nun genişlemesine karşı değiliz. Başından beri bugüne kadar üye olmak isteyen ülkelerin de üye olması gerektiğini her toplantı vesilesiyle söyleyen bir ülkeyiz. Diğer NATO müttefikleri karşı çıkarken bile bunu her toplantıda hatırlatıyoruz. NATO'nun genişlemesi. İki, bizim Finlandiya ve İsveç'le kategorik olarak problemlerimiz yok. Üç, onların güvenlik endişesini anlıyoruz. Meşrudur. Ama bugün NATO'nun belgelerinde iki tehdit var. Belgelerinde geçen. Birisi Rusya. Bundan dolayı bir endişe duyuyorlar, anlıyoruz. Ama diğeri de terörizm. Dolayısıyla Türkiye'nin endişelerinin de sadece anlaşılması yetmez, karşılanması gerekiyor. İşte bu nedenle üçlü ahitnameyi imzaladık. Ve bu ahitnamede altını çizerek, müzakere ederek koyduğumuz bu unsurlar konusunda İsveç'te anayasa değişikliği, kanun değişikliği gibi bazı adımlar atıldı ama somut olarak maalesef bu İsveç'in NATO üyeliğini engellemek isteyen grupların provokasyonları sayesinde geri adımlar var. Şimdi ahitnameye baktığınız zaman İsveç, PKK, FETÖ gibi örgütlerin finans, para toplama yani, aynı şekilde insan devşirme, aynı şekilde terör propagandası gibi adımlarını önleyecekti. Şimdi önleyebiliyor mu? Bunlar üyeliklerini engellemek için her gün provokasyon yapıyor. PKK paçavraları yapıyorlar. Bölücü başının posterleriyle yapıyorlar. Ve bunların hepsinin engelleneceği taahhüt altına alınmıştır ahitnameyle beraber. Yani sonuçta şimdi sorunlu olan ülkeyle daha az sorunlu olan ülke arasında ayrım yapmak bana göre adaletli bir tutum olacak. Biz Türkiye olarak eğer NATO ve bu ülkelerde böyle bir karar alırlarsa bunu ayrı ayrı değerlendirebileceğimizi düşünüyoruz. Ve her zaman söylediğimiz gibi Sayın Cumhurbaşkanımız da Finlandiya konusunda İsveç'e göre daha farklı bir değerlendirmemiz olabilir diyor. Ama öncelikle NATO'nun ve bu ülkelerin karar vermesi lazım. Burada da bizim amacımız bu iki ülke arasında yani bir ayrım yapmak falan değildir şey olarak. NATO içinde de bir bölünme ya da burada bir boşluk oluşturmak da değildir. Bu tamamen endişelerimizin karşılanması ile ilgili objektif değerlendirme ve bunun sonucunda sergilenen bir tutumdur. Bu konuda da adil olmamız gerekiyor. O nedenle Sayın Cumhurbaşkanımız gençlik toplantısında buna vurgu yapmıştır. Teşekkür ederim. TRT Haber Ayşenur Gündoğdu. Benim sorum konuk bakanı olacak. Sayın Çavuşoğlu da konuşmasında değinmişti. Türkiye Portekizce konuşan ülkeler topluluğuna gözlemci üye. Bu topluluk bu sene içerisinde somut çalışmalar gerçekleştirecek mi? Ne gibi somut adımlar atılması planlanıyor? Teşekkür ederim. That organization for this year. Thank you. Thank you very much for the question. Çok teşekkürler soru için. Evet, Portekizce konuşan ülkeler topluluğu gerçekten de çok birbiriyle kaynaşmış olan bir topluluk. Afrika'da 5 böyle ülke var, kaba Verde var, yine buranın bir parçası, aynı zamanda Brezilya, Asya'da Doğu Timor ve elbette Avrupa'da Portekiz. Yani aslına bakarsanız 4 kıtada yer alan ülkeler bunun içerisinde yer alıyor. Ve bunlar arasında da gerçekten de büyük bir kaynaşma söz konusu. Özellikle geçtiğimiz 7-8 yıl içerisinde gerçekten de bu ülkeler arasında büyük etkileşim olduğunu gördük. Şu anda 30'a yakın gözlemci üyemiz var ve Türkiye'de uzun süredir aslına bakarsanız gözlemci üyelerden bir tanesi. Ve gözlemci üye olarak Türkiye'nin Portekizce dilinin nasıl gitgide daha fazla Türkiye'de üniversitelerde kullanılmaya başladığını da görmüş olduk aslına bakarsanız. Bu topluluk kültürel bir topluluk olmanın ötesinde aslında oldukça siyasi de bir topluluk. Ve bu topluluk, Portekizce konuşan ülkeler topluluğu
vasıtasıyla Türkiye'nin aslında dünyanın farklı tarafları ile ilgili içgörülere, bilgilere ulaşma imkanı da bulunuyor. Bana göre de aslına bakarsanız bu toplulukta gerçekleşen bu toplantıların en önemli özelliklerinden bir tanesi bu. Ben mesela Güneydoğu Asya ile ilgili çok şey öğrendim. Doğu Timor ile ilgili çok şey öğrendim. Güney Amerika, Brezilya ile ilgili gerçekten çok şey öğrendim. Ve topluluğun tüm seviyesinde aslına bakarsanız Türkiye'nin oynadığı role de takdirle bakıldığını görüyorum. Özellikle Afrika'da Türkiye'de gerçekten Türkiye daha fazla aktif olmaya başlamış durumda son yıllarda. Biz Türkiye'yi kesinlikle çok önemli bir ortak olarak görüyoruz. Bu topluluğun önemli bir ortağı olarak görüyoruz. Gerçekten de aslına bakarsanız uluslararası sahnede bir fark yaratan ülkelerden bir tanesi olarak görüyoruz. Ve Türkiye'nin de bu topluluk içerisinde gözlemci üye olması şu anlama geliyor bizim için de, sadece ikili olarak değil, elbette ikili olarak ilişkilerimize zaten devam ediyoruz. Fakat bir topluluk içerisinde de Türkiye ile etkileşime girebilme fırsatımız oluyor bu şekilde. Başkanımızın açıklamaları yayınlandıktan sonra Finlandiya Dışişleri Bakanı ile de Pekka Haavisto ile de bu konuda bir değerlendirme yaptık telefonda. Onu söylemeyi unuttum, onu hatırlattı. Evet, çok teşekkür ederim. Thank you very much. Let's have a handshake for the folder.